Yunanistan'ın Girit adasındaki Knossos. Minosluların kocaman saray şehri. Avrupa'nın ilk uygarlığı. Antik Yunanlar buranın Minos adlı bir kralın yurdu olduğuna inanırdı. Minos yarı insan yarı boğa bir canavar olan Minotor'u hapsetmişti. Bu efsaneyi arkeologlar toprağın altında karmakarışık bir kompleksle heybetli bir taht odası bulduğunda neredeyse doğrulanmış oldu. Bu 18. yüzyıla kadar bulunmuş en güzel taht diyebilirim. Ama bu tahtın dışında Knossos'ta bir kral bulunduğuna dair başka bulguya rastlanamadı. Minoslularla aynı dönemde yaşamış olan eski Mısırlılar, Tanrı'ya benzettikleri firavunların resimleriyle duvarları donatmıştı. Minoslularda bizim kraliyet ikonografisi dediğimiz durum yok. Mısır firavunlarını biliyoruz ama Minoslular hükümdarlarını resmetmediler. Knossos'ta böyle bir bulguya rastlanmadığına göre, Minos isimli bir kralın burada hüküm sürdüğünden emin olabilir miyiz? Taht odası, koskoca sarayda en önemli alan. Bol süslemeli duvarları ve taştan oturma yerleri burada seçkin bir konsey bulunduğunu gösteriyor. Tam ortada her iki yana yerleştirilmiş iki grifonun arasında krallara layık taştan ince ince oyulmuş bir taht var. Ama tasarımında ilginç bir de özellik var. Kış döngüsü sırasında şafak vakti yükselen güneş tam kapının hizasına geliyor ve tahtı hafif, dünya dışı bir ışıkla aydınlatıyordu. Peki bu bir kralın tahtı mı, yoksa haşmetli bir manevi liderin yeri mi? Arkeolog Jan Driessen, Girit'teki harabeleri 30 yıldır araştırıyor. Ama bu oda sırlarını hala saklamakta. Bu tahtta oturan kişi herhalde hemen dikkatleri çekiyordu. Ama bu kişinin kim olduğu tabii çok büyük bir muamma. Jan bu odanın akıllıca tasarımının gerçek amacı bakımından bir ipucu olduğunu düşünüyor. Yerleşimini anlamak için pusula kullanıyor. Pusulayı bu duvarla hizaladığım zaman bu yönde kış döngüsü var. Güneş şuradan doğuyor. Güneş doğruca tahtta oturmakta olan kişiye vuruyor. Yani bu bir dramatik öge olarak burada var. Bu bir tiyatro ve aranan da muhtemelen buydu zaten. Odanın diğer alanları da büyük önem taşıyor. Çünkü güneş ışınları güneş takviminin önemli günlerinde buralara vuruyor. Yaz döngüsünde ışık muhtemelen ritüelistik bir arınma çukuru olan çökük odaya vuruyordu. Bahar döngüsünde ise ışık doğrudan şuradaki kapıya vuruyordu. Bu odadaki her unsur aslında yılın farklı anlarında belli eylemleri, belli kişileri vurgulamak için düzenlenmiş. Bu oda sadece bir yüksek iktidar makamı değil. Mevsimleri vurgulayan törenler için bir ritüel alanı. Acaba taht bir krala değil de bir dini lidere ait olabilir mi? Bu kişiyi törene, dine ve ritüele bağlayan bir şey var. Belki bir rahip, belki de bir rahibe olabilir mi? Knossos'ta bulunan duvar resimleri Minos toplumunda kadınlarla erkeklerin farklı konumları olduğunu gösteriyor. Bu Minos sanatının güzel örneklerinden biri. Mavilik kadınlar deniyor. Bu binada bulunan ilk resimler çok önemli noktalara işaret ediyor. Kadınların ayrıntılarına bakın. Saçları nasıl süslenmiş, nasıl mücevherler takmışlar, nasıl giyinmişler. Ayrıntılı bir resim bu. Erkeklerse asla böyle resmedilmemiş. Erkekler çok daha basit görünüyor. Çok daha sade kıyafetler. Mesela bir şorttan başka bir şey yok. Bu aslında Minos toplumu bakımından oldukça önemli bir şeyin altını çiziyor. Kadınlara verilen önem. Kadınlar her türlü süsleme sanatında yer alıyor ve gördüğünüz gibi toplumlarında kesinlikle çok önemli bir yer işgal ediyorlar. Sadece törenlerde ya da dini ayinlerde değil, aynı zamanda günlük hayatta da bu böyle. Knossos'taki toplumun din etrafında döndüğünü gösteren başka işaretler de var. Bir görüntüye tekrar tekrar rastlanıyor. Boğa. Bu yaratık Minos inancının merkezinde miydi?
Saraya gelen bütün ziyaretçiler bu rampayı aşmak zorundaydı. Rampanın tam üstünde boğa görüntüsünü görüyorsunuz. Sıvadan yapılmış bu hayranlık verici rölyef saldıran bir boğayı gösteriyor. Ama zaten binanın her yerinde boğa var. Boğa aslında Knossos Sarayı'nın sembolünü temsil ediyor. Bu hayvan Girit'in en önemli mitinin de ana karakteri. Yarı insan, yarı boğa canavar Minotaur. Minotaur'la ilgili bütün hikayeler aslında çoktan saray yıkılmış olmasına rağmen hala ortada olan boğa görüntülerinin bir sonucu olabilir. Peki ama boğa Knossos'ta neden bu kadar önemliydi? Yan sarayın doğu kanadında bir duvarı süsleyen ilginç bir resmin bu sorunun cevabını verebileceğini düşünüyor. Burada çok önemli bir sahne bulduk. Burada boğanın sırtındaki birini bir başka birinin kucağına nasıl fırlattığını görüyoruz. Buna boğadan atlama deniyor. Bu Portekiz'de, İspanya'da, Fransa'da ve Afrika'da hala insanların yapmaya devam ettiği bir etkinlik. Her ikisi arasındaki benzerliği görmek mümkün. Fark elbette şu, Minosluların döneminde çok daha büyük hayvanlar kullanılıyordu. Prehistorik boğalar artık yok tabii ama bunlar öfkeli hayvanlardı, büyük hayvanlardı ve muhtemelen oldukça tehlikeliydilerdi. İnsanların bu etkinlik sırasında öldüğüne dair kesin bulgular var elimizde. Bu şaşırtıcı akrobasi hareketi sadece spordan ibaret değildi. Erkeklerin maharetlerini gösterme şansıydı da. Boğadan atlama bir tür erkekliğe geçiş töreniydi. Bazı erkekler bu hayvanla yaptıkları bu hareketlerle kuvvetlerini ortaya koymaya çalışıyorlardı. Bazı arkeologlar boğadan atlama etkinliğinin burada yapılmış olabileceğini düşünüyor. Yan sahanın büyüklüğünü adımlarıyla ölçüyor. Modern boğa güreşi arenaları yaklaşık 60 metre çapında. Peki Knossos'un ana sahası bu özel ritüelin yapılmasına yetecek büyüklükte mi? 60 metre. 60 metre. Bu adam atlama için yeterli uzunlukta. Minos toplumunda var olan her önemli şey muhtemelen burada yaşanıyordu. Yani büyük ziyafetler veriliyordu. Halk neşe ve keyif içinde eğleniyordu. Ve toplumun merkezine yerleşmiş olan en önemli faaliyetlerden biri de muhtemelen boğadan atlamaydı. Peki ama Minoslular bu koskoca boğaları saraydan geçirip kompleksin tam ortasında yer alan birkaç kat yükseklikteki alana nasıl getiriyordu? Taştan yapılmış alçak taş basamaklar bu sorunun cevabı olabilir. Bu rampalar malzemeleri ortadaki alana taşımak için kullanılmış. Boğaların da buradan geçirilmiş olması mümkün. Saha yaklaşık 480 metre kare. Etrafı binalarla çevrili ama boğadan atlama sporu için de alan olarak kullanılmış olabilir. Bazıları gösterinin başında sahanın bir ucunda boğanın belirdiğini ve Minoslu efsanevi atlayıcıları tarttığını düşünüyorlar. Boğa saldırdığında atlayıcı hayvanın üzerine zıplayıp takla atarak yaralanmadan öteki tarafa atlıyordu. Sahanın ikinci katındaki sütunlu koridorlar ideal izleyici galerileriydi. Seyirciler buradan kahramanlarına tezahürat yapıyorlardı. Yan Knossos'un merkez sahasının taht odasından dışarıyı izleyen seçkinlerden fazlasına hizmet ettiğini düşünüyor. Burası halkı birleştiren bir sahaydı. Bu sahada yapılan her şey, bütün o ritüeller, bütün o törenler halkı birleştiriyor. Yani burası sadece sarayın merkezi değildi, Minos uygarlığının da merkeziydi. Tören sonunda boğa tanrılara kurban ediliyordu. Ama eğer boğa rakibini yenerse atlayıcıyı acı dolu bir ölüm bekliyordu. Burası Minotaur'un ini değildi ama boğa görüntülerine bakacak olursak yüzyıllar boyu hafızalarda kaldı. Bir kuşaktan diğerine geçti ve buranın etrafında şekillenen bir mite dönüştürüldü diyebiliriz. Knossos, kendi arabelerinden yükselen gelişmiş bir uygarlığın resmi. Peki ama Minoslular kendi krallıklarının ötesini ne kadar etkilediler? Girit açıklarındaki bu minik ada nasıl uluslararası süper güç olduklarını ortaya koyuyor olabilir?
Ve Knossos bir dizi doğal afete rağmen ayakta kalmayı başaracak kadar ileri miydi? Knossos'taki saray kompleksi Minos uygarlığının en büyük başarısıydı. Gelişmiş bir ada toplumu tarafından yapılan kompleks, tuhaf bir dinin etkisi altındaydı. Burası antik dünyanın en inanılmaz anıtlarından biri. Daha da şaşırtıcı olan bu 4000 yıllık binanın bir tehlike alanının içinde yer alması. Girit Adası doğal güzelliklere sahip olmakla kalmaz, doğal afet tehlikesi de vardır. Deprem en yıkıcı doğal olaylardan biridir. Girit'in güneyinde sadece 24 kilometre açıktan çok tehlikeli sismik fay hatları geçiyor. Her yıl adayı en az 30 şokla sallayan bir fay. Bu fay binlerce yıldır Akdeniz uygarlıklarına dehşet saçıyor. Atina'nın taş tapınakları sürekli yaşanan depremler yüzünden çatlak içinde. Peki ama Knossos 1000 yıl boyunca nasıl ayakta kalabildi? Kocaman 3 metre yüksekliğindeki sütunlar Knossos'un üst katlarını taşıyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan taş sütunlar gibi görünüyor. Ama sıva örtüsünün altında yüzlerce kilo ağırlığında sapasağlam bir ağaç gövdesi vardı. Bu sütunlar hep birlikte 4 kat yüksekliğinde upuzun bir binayı ayakta tuttular. Adeta antik bir gökdelen. Peki ama Minoslular neden taş yerine ağaç kullandı? Yoksa bu eski bir deprem savunma sistemi olabilir mi? Buradaki ahşap sütunlar çoktan çürüyüp gitmiş. Ama Dr. Rodney Fitzsimmons, sarayın yapısal bütünlüğü açısından hayati rol oynamış olduklarını düşünüyor. Burada bir zamanlar dik bir ahşap sütun vardı. Burada bir örneği var. Bir örneği de şurada. Yani çok daha büyük bir ahşap iskeletin iki parçası bunlar. Duvarı ayakta tutan bunlardı. Rodney, ahşabın sarayın her köşesinde ağırlığı kaldırdığını düşünüyor. Bu duvar olduğu gibi yeniden yapıldı. Ama bize ahşap iskeletin nasıl bir şey olduğunu gösteren güzel bir örnek. Yapıyı ayakta tutan, duvara kuvvet katan tahtadan bir iskelet. Rodney, Knossos'un ayakta durabilmesi için yüzlerce ton ahşap gerektiğini tahmin ediyor. Burada gördüğünüz betondan yapılmış bir kopya. Orijinal sütun ağaç gövdesinden yapılmıştı. Ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim bulunduğumuz yerden yukarı doğru yükselen, 4 katlık bir ağırlığı taşıyacak kadar büyük bir yapı yani. Rodney, Minosluların kendilerini en şiddetli depremlere karşı bile koruyan silahlarının doğru ağacı bulmuş olmak olduğunu düşünüyor. Bugün hala binanın kalıntıları arasında bulunan bir şey hangi tipte ağacın kullanılmış olduğunu ortaya çıkarıyor mu? Sütun tabanının fonksiyonu aslında ahşabı zeminden yüksekte tutarak su ve nemden korumaktı. Ama bizim amacımız bakımından bu tabanlar bir kılavuz işlevi görüyor. Bunları ölçerek 35 santimetre gibi bir ölçüye ulaştık ki bu da bize sütun için kullanmış oldukları ağaç hakkında fikir veriyor. Rodney elde ettiği ölçüler sayesinde uygun olan ağacı arıyor. Minoslulara gereken en mükemmel ham maddenin Knossos'un kapılarının tam önünde olduğunu düşünüyor. Yaklaşık 6 metre yürüdüm. Şimdi selvi ağaçlarının arasındayım. Tam önünde de mükemmel bir aday duruyor. Güçlü, dümdüz ve bir sütuna dönüştürülmesi nispeten kolay. Kabuklarını temizliyorlardı. Sonra da üzerine sıva çekip boyuyorlardı. Şimdi eğer çapını ölçecek olursak, bu ağacın tam olarak 32,5 santimetre olduğunu görüyoruz. Yani 35 santimlik sütun tabanına oturmaya gayet uygun. Rodney, Minosluların servi ağaçlarını kullandığını düşünüyor. Çünkü ahşabı esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı. En yoğun baskı altında bile sağlam kalabiliyor. Yani kuvvetine ek olarak selvi ağaçları esneklik de sağlıyordu. Yani deprem vurduğunda duvarlar bükülüyor, şoku emiyor ve böylece depremden sağlam bir şekilde çıkabiliyordu. Peki ama ahşap sismik aktivitenin etkilerini nasıl emebiliyor? Taş sütunlar sağlam ve kuvvetli ama esnek değil.
Bu nedenle deprem tehlikeli olan bölgelerde çatlamaya açık oluyorlar. Servi ağacının gövdesinden yapılmış sütun ise farklı. Sayısız sert iplikçikten oluşuyor. Bunlar esniyor ve birbirlerinin üzerine kayıyorlar. Toplu etki ise kırılmadan bükülebilen sağlam bir sütun. Deprem olduğunda sütunlar zemindeki tabanlarında oluşan şoku emiyorlar. Bu da yukarıdaki hareketi azaltıyor ve yukarıdaki katları taşıyabiliyor. Depreme karşı çok eski ancak etkili bir savunma sistemi bu. Sismik şoklara dayanma kapasitesine sahip böylesine şahane binalar tasarlayabilmek, Minosluların mühendislik ustası olduğunu gösteriyor. Knossos'taki sarayı inşa edebilmek inanılmaz bir beceriydi. Hele bu sarayı yapan Minosluların Yunanlardan ve Romalılardan 1000 küsur yıl önce yaşamış olduklarını düşününce insan daha da fazla etkileniyor. Minoslular antik dünyanın ilk ileri uygarlıklarından biriydi. Bir ada toplumuydu ama Avrupa'da bir eşi benzeri daha olmayan bir şehir kurmayı başardılar. Peki ama Knossos'u kurmak için gereken zenginliği nasıl elde ettiler? Yoksa Minoslular mimariden başka şeylerin de mi ustasıydı? Ve sahilde bulunan şoke edici bulgular Minosluları zirvedeyken yerle bir eden o büyük darbeyi ortaya koyuyor mu? Knossos'ta yapılan bir keşif bu inanılmaz servetin kaynağını ortaya çıkarıyor olabilir. Arkeologlar kuzey girişini ilk bulduğunda 3000 yıl boyunca hiç rastlanmamış gizemli bir eşya buldular. Bu eski bir oyundu. Tahta tabanı mavi cam, taş kristali ve yabancı memleketlerden gelen altınla zarif bir şekilde süslenmiş ve 4 oyun parçası da egzotik fil dişinden oyulmuştu. Bu tek parça okyanusların çok ötesine ait hazineleri taşıyor. Eğer Minosluların servetinin kaynağı ticaretse, böylesine zenginlikleri almak için karşılık olarak ne veriyorlardı? Arkeolog Thomas Brogan cevabın, Knossos'tan 67 kilometre uzakta, Girit Adası'nın hemen açığındaki bu minik adada olduğunu düşünüyor. Arkamda bir Minos şehri olan Moklos belirmeye başladı. Bu yerleşim Minos Girit'indeki gündelik hayata dair en iyi resimlerden birini korumakta. Moklos minik bir ada. Ama Tom buranın Minosluların vatanlarından çok daha uzakta ticaret yapabilmelerini sağladığını düşünüyor. Kıyıda çok tuhaf bir şey fark etmiş. Sol tarafımda suyun içine kadar giden bir duvarın kalıntıları var. Burası sanki yarısı denizin içinde kaybolmuş bir ev gibi geliyor bize. Tom yıkılmış evin manzaradaki dramatik değişimi göstermiş olabileceğini düşünüyor. Bu değişim Minosluların adayı nasıl kullandığını da gizliyor. 4000 yıl önce buradaki deniz seviyesi şimdikinden 3,5 metre kadar düşüktü. Bugünkü deniz seviyesini ölçerek suyun 2 metre derinlikte olduğunu görebiliyoruz. Yani demek ki bugünkü köyle Moklos adasındaki alan olduğu gibi açıktaydı. Düşük deniz seviyesi adayla ana karayı birbirine bağlayan bir kara parçası olduğunu gösterecekti. Minos kasabasının en geniş caddesinde yürüyoruz. Şu anda caddenin limana varıldığı anda nasıl bittiğini görmeye başlıyorsunuz. Bir kara köprüsü olduğunu ve bu caddenin onun üzerinden geçtiğini ve tacirlerin, zanaatkarların buradan ana karaya geçtiklerini tahayyül edin. Moklos olağanüstü bir doğal yapıya sahip. Yarımada koyu ikiye bölüyor ve her iki tarafında her gün 20'şer tonluk mal getiren gemi filoları için limanlar oluşturuyordu. Peki ama gelen mal kadar çıkan mal da yok muydu? Moklos'u Girit'e bağlayan kara köprüsü aşırı rüzgarıyla ün salmış bir ada için kritikti. İki ayrı koy oluşturmuştu. Rüzgar hangi yönden eserse essin bir taraf gemileri yıkıcı fırtınalardan mutlaka koruyordu. Minoslular bu doğal yapıyı çok iyi kullandılar. Ve sayesinde büyük bir ticaret filosu kurmayı başardılar. 4000 yıl önce Moklos cıvıl cıvıl bir limandı.
O güne kadar kurulmuş en büyük uluslararası merkezlerden biriydi. Tacirler bir yandan uzak denizlere açılırken bir yandan da büyük miktarda değerli mal getiriyorlardı. Peki ama Minoslular bu kadar büyük bir serveti ne ihraç ederek kazanıyordu? Tom Maklos'taki binalardan birinin içinde ipucunu buluyor. Burada bir dövme platformu vardı. Hemen yanında bu taş çekiç gibi platformun üstündeki şeyi öğütmeye yarayan aletler bulduk. Tom buranın bir zamanlar parfüm yapılan bir atölye olduğunu düşünüyor. Minoslular burada en değerli mallarını zeytinyağını işleyerek yapıyordu. Burada sıcak zeytinyağının konduğu bir çukur bulduk. Çevrede bol miktarda bulunan kokulu bitkiler buraya getiriliyor. Eziliyor, sonra da sıcak zeytinyağına atılıyordu. Burada üretilen güzel kokulu parfümler adada bulunmayan mallarla değiş tokuş ediliyordu. Kokulu yağ satan Maklos gibi limanlar Minosluların binlerce kilometre öteye gitmelerini sağlayan gemi filolarıyla kocaman bir ticaret imparatorluğu kurmalarını sağladı. Yağ Knossos'ta bulunan o muhteşem oyunu yapmayı sağlayanlar gibi hazinelerle değiş tokuş edildi. Kaya kristallerini Tacikistan ve Afganistan'daki kaynaklardan, altını Mısır'daki kaynaklardan, fil dişini de Suriye'deki kaynaklardan ithal ediyorlardı. Minoslar binlerce yıl boyunca başka hiçbir yerde rastlamadığımız bir yaşam tarzına sahip bir toplum olarak yaşadılar. Knossos'a akan zenginlik şehrin kurulmasına ve lüks bir yaşama yol açtı. Bu evlerde bulduklarımız bize zenginlikle dolu bir hayatın resmini veriyor. Üstelik bu zenginliği sadece Maklos'ta yaşayanlar değil, genel olarak bütün bir Minos uygarlığı paylaşıyordu. Bunun gibi limanlar Minosluların kendi kültürü ve nüfuzlarını Avrupa'nın her yerine ve yakın doğuya yaymalarını sağladı. Ancak imparatorluk zirvesindeyken uygarlık aniden ve şaşırtıcı bir şekilde yok oldu. Acaba Minoslulara diz çöktüren bir dizi doğal afet miydi? Ayrıca korkunç bir bulgu, istilacı bir gücün yol açtığı kaosu mu ortaya koyuyor? Deniz gerçek. 3000 yıl önce Knossos çok eski bir süper gücün gelişmiş başkentiydi. Bu adada izlerini bırakan Minosluların hayatı zirvedeyken birden ortadan yok oldular. Avrupa'nın ilk büyük uygarlığını ne yıktı? Arkeolog Jan Driessen, tehdidin denizden geldiğini düşünüyor. Palei Castro'da, antik Girit'in Knossos'tan sonra ikinci büyük yerleşimi olan kıyı şehrinde şoke edici bir felaketin izlerini keşfediyor. Şu anda aslında 4000 yıllık bir caddedeyiz. Bu yerleşim denize kadar en az 2 ya da 300 metre daha gidiyordu. Ama Minos uygarlığı en tepe noktasındayken şu an gördüğünüz gibi yerle bir oldu. Ortadan kalktı. Feci bir kuvvet tarafından yıkıldı. Palei Castro'yu ne yıkmış olabilir? Bu Minos kıyı karakolunun alt kısmında kil ve toprak katmanlarının hemen altında yaklaşık 18 santim kalınlığındaki kül birikintisi yaşanan korkunç olaya dair bir ipucu veriyor. Arkeologlar yakında çok güzel süslenmiş bir vazo buldu. Ama bu sanat eserinin merkezinde artık boğanın yerini bambaşka bir hayvan almıştı. Ahtapot. Bu kül nereden geldi? Ve külün kaynağının Minos kültürünü tamamen değiştirecek gücü var mıydı? Jan, Palei Castro'daki kıyıdaki çamur katmanları içinde yıkıma dair bulguları arıyor. Bakın bloklar nasıl düşmüş. Güzel bir şekilde kesilmiş bir taş bu. Döşeme taşına benziyor. Bu şehrin halkı üzerinde yaptığı şoke edici etkiyi de ortaya koyuyor. Bakın buradan çıkan bir insan kemiği aslında. Hatta kafatası bence ezilip paramparça olmuş. Yana göre bu düzeyde bir yıkım Girit'e çok büyük bir tsunami vurduğunun işareti. Çok büyük bir dalga gelmiş ve yerleşimin bu kısmını içerilere kadar taşımış. Sonra her şeyi geri çekmiş, buraya yığmış ve her şeyi yerle bir etmiş. Şehri vuran tsunami öylesine güçlüydü ki binaları dümdüz etti ve iç kısımlara kadar her şeyi yıkıp geçti.
O dönemde yaşamış olan Paleikastrolları düşünün. Koskocaman, metrelerce yüksekliğinde bir dalga hızla iç kısımlara kadar giriyor ve önüne çıkan her şeyi yok ediyor. Peki ama böylesine dev bir dalgaya ne yol açmış olabilir? Yan Paleikastro sahillerinde Minoslu'ları vuran bir başka doğal afete ait bulgulara rastlıyor. Bu aslında çok hafif bir taş. Bakın içi köpük dolu. Bu taşları burada her yerde görüyoruz. Girit'teki bütün plajlarda var. Zararsız görünüyor ama aslında doğanın en şiddetli dolu olayının bir işareti. Bu Pomza taşı volkanların içinde oluşan tipte bir taştır. Bir başka ilginç yanı ise suda batmayışı. Batmaz çünkü püskürme sırasında fırlatıldığında Pomza'nın gözenekleri içine gaz kabarcıkları hapsolur. Ama Girit'te hiç volkan yok. Yoksa Pomza'yı buraya çok büyük bir volkanik patlamanın ardından oluşan tsunami getirdi. En yakın volkan Santorini adasında. Bu yönde 100 küsur kilometre uzakta. Atnalı şeklindeki Santorini adası Girit'in 112 kilometre kuzeyinde. Ama 3500 yıl önce görünümü çok farklıydı. Minos uygarlığı zirvedeyken Santorini'deki volkan patladı. Atmosfere 35 kilometre yüksekliğe kadar kül saçtı. Ada sulara gömülürken büyük miktarda su yer değiştirdi ve korkunç bir tsunami tetikledi. Dalga Girit sahiline çarptı ve sahildeki şehirleri yerle bir etti. Bazıları bu dalganın Atlantis efsanesinin ilham kaynağı olabileceğini bile düşünüyor. Patlama Santorini'de bulunan ve bu batmış şehirle sık sık özdeşleştirilen gelişmiş Minos kolonisini de yok etmişti. Arkeologlar volkanik kül ve tsunami'nin Girit'e vurduğu çifte darbenin ada çapında, hatta Knossos'takileri dahi etkileyen bir açlıkla sonuçlandığını düşünüyor. Kül tarlaları kapladı, hasadı mahvetti, kuyuları tıkadı, hayvanları öldürdü. Tsunami liman tesislerini yıktı ve ticari ortaklıkları silip süpürdü. Bunların hepsi çifte bir yıkıma yol açtı ve durum kötüleştikçe kötüleşti. Bazı uzmanlar tsunami'den sonra Minosluların yeni güç sembollerine dönmüş olabileceğini düşünüyor. Yani kendilerini denizden gelen tehlikelere karşı koruyacak deniz yaratıklarına. Tsunami beraberinde deniz yaratıklarını getirdi. Argonotlar, ahtapotlar, deniz yıldızları gibi bu yaratıklar tsunami'nin hemen ardından sanatta kendilerini gösterdiler. Yani dini aktiviteler de tsunami ile birlikte değişmişti. Santorini patlamasının ve tsunami'nin yol açtığı yıkım, asırlar sürecek bir çöküş dönemini de başlatmıştı. Bu travmatik olayın anısı zaman içinde fantastik Atlantis hikayesine dönüşmüş olabilir. Ancak arkeologlar hayatta kalan gerçek Minosluların da çok daha feci bir düşmanla karşı karşıya geldiğini düşünüyor. Yeni bulgular Minosluların düşüşünün daha da karanlık bir nedenini ortaya çıkarmış olabilir mi? Peki muhteşem Knossos Saray şehrinin yazgısına buradan düşen pay neydi? Ünlü arkeolog Dr. Maria Vlazaki, Minos'un Kidonya şehrine geldi. Burada ortaya çıkan şoke edici keşifler artık Girit'te yeni bir halkın egemen olduğunu gösteriyor. Modern şehrin altında derinliklere gömülü harabelerin içinde Maria mimari tarzda yaşanan değişimin bulgularını elde ediyor. Knossos'ta görülen küçük ve birbirine geçmiş odalardan oluşan Minos tarzının yerini yepyeni bir plan almış. Burada Minos dönemine ait bir bina görüyorsunuz. Bu binadaki odalar daha küçük. Burada ise binalar daha büyük. İşte gördüğünüz gibi. Peki Minos kasabasının tam üstüne binalar inşa eden bu yeni insanlar kimlerdi? Maria 16 yaşında bir kızın kafatasını inceliyor. Kafatası mimaride değişimin yaşandığı aynı döneme ait. Bu dönemde Minos uygarlığına ait izler de yok olmaya başlıyor. Kafatasında ürkütücü, ölümcül yaralar var. Bu kafatasını eklemlerden açmak için kullanılan bir kılıç tarafından açılmış olan bir delik.
Maria yaralarının sosyal çalkantılarla dolu bir dönemde yapılan korkunç bir eylemi gösterdiğini düşünüyor. İnsan kurban edilmesi. Bu nadir görülen şiddet dolu ritüelle ilgili olarak Girit'te sadece 2 vaka daha tespit edildi. Peki ama Kidonya halkını böylesine bir çaresizliğe sürükleyen neydi? Maria kızın kendi halkı tarafından şehri vuran bir depremin ardından öldürüldüğünü düşünüyor. İnsanlar bu korkunç depreme neyin yol açtığını anlayamıyordu. Tanrılarına ellerindeki en değerli şeyleri vermeleri gerekiyordu. Ve elbette ki en değerli şey de insan hayatıydı. Araştırmacılar kafatasının yanında hayvan kemikleri de buldular. 43 koyun ve keçi, birkaç domuz ve bir insan öldürmüşler. Arkeolojik bulgular kurbanın Minoslu olmadığını gösteriyor. Maria bunun Girit'e artık yeni bir halkın, Mikenlerin gelmiş olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Mikenler Yunan Anak arasında gelişmiş bir uygarlıktı. Arkeologlar Santorini patlamasından ve tsunami'den sonra çaresizlik içinde kalan Minosluların elinden adayı almak için büyük sayılar halinde yola çıktıklarını düşünüyor. Knossos'a rakip olarak yeni bir mimari tarzla ve güçlü bir inanç sistemiyle Kidonya gibi şehirler kurdular. Sonunda Knossos'a da Mikenler hakim oldu. Ve Minos toplumunun yok oluşunu tetiklediler. Minos uygarlığında çöküş başladı. Bir uygarlığın yerini bir başkası aldı. Minosluların çağı bitmişti. Ama bir zamanların bu muhteşem halkının öyküsü Knossos'un kendinden daha uzun yaşadı. Başkentleri efsanelerin esin kaynağı Yunan hafızasında sonsuza dek korunmuş oldu. Minoslular muhteşem mimarileri, şahane sanat eserleri, gelişmiş idari sistemleri ve Minos kültürünü yüzyıllarca egemenlik kurdukları, Doğu Akdeniz'in her yerine yayan, en uzaklara ulaşan ticaret ağlarıyla daima hatırlanacaklar. Bütünselliği, ölçeği ve etkileyici süsleriyle dünyanın dört bir yanındaki insanları hayran bırakmaya devam ediyor. Knossos'un öyküsünün antik tarihte bir eşi benzeri daha yoktur.